Johnson geliyor. Johnson'ın vuruşu ve gol. Johnson ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Johnson'ın golüyle Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde. 82. dakika. Derbilerin favorisi olmaz. Fenerbahçe 26 Mart 2000'de Ali Samiyan Stadı'na çıkarken Samuel Johnson'ı kimse hesaba katmamıştı. Bu medyada da çıkmış olabilir belki, yanlış hatırlamıyorsam. İşte basketbol maçı olacak sohbetleri oldu. Fenerbahçe hedeften kopmuş, Galatasaray hedefin en üstünde. Arada bir moral motivasyon sıkıntısı da var. Moraliniz çok iyi, maçlar iyi gidiyor. İçeride oynuyorsunuz, özgüveniniz çok yüksek. Fark olur, işte basket maçı gibi olur yazılıyordu o zamanlar. O sezon kendimizi bir nebze de olsa affettireceğimiz ya da teselli edeceğimiz camiye karşı elimizde kalan tek maçtı. Dediğim gibi hakikaten ağır bir favorilik durumu vardı. Bu aynı zamanda basına da çok yansıyordu. Biz de zaten favori olduğumuzu biliyorduk. Skorboarda sığmayacak denildi. Tabii bu sahaya da yansıyor. Mesela Galatasaray'ın o günkü sağ beki kim? Okan Buruk. Yani Okan Buruk'u sağ bek oynatacak kadar bir özgüvenle çıkıyor Galatasaray sahaya. Gerçekten Galatasaray'ın hani tarihinde böyle bir futbol oynadığı bir dönem ben hatırlamıyorum. Hani belki bir iki maç dersiniz ki işte şu maç falan örnek verirsiniz ama orada bir bütün olarak baktığınızda ya her maçta inanılmaz bir futbol oynuyordu. Hani futbolun Türkiye kurallarını, sistemini, görüşünü, tekniğini, insanların kafasındaki vizyonu yeniden yazdı. İşte hani yenilmez olarak, yenilmez bir armadaydı böyle. Mallorca deplasmanına gitmiştik biz. Deplasmanda 4-1 kazandığımız maç. Hocamız geldi, Fatih Terim hocamız geldi. Tabii hemen etrafını sardık. İşte hocayla maçın sohbetini yapıyorsun. Tabii herkes çok keyifli falan derken bizim arkadaşlardan bir tanesi direkt hocaya hocam artık işte Fener'i şöyle farklı yenelim, böyle farklı yenelim diye bir temennide bulundu. Hoca da döndü dedi ki aman dedi çocuklar dedi hani Galatasaray Fener maçları kolay değil de bu psikolojiye de girmeyelim dedi. Maçın geneline baktığınız zaman hakikaten iyi oynadığımız bir maç. Ben çok iyi hatırlıyorum, ben bile 3 tane net pozisyona girdim. Pozisyon üstüne pozisyona giriyorsun. Ergün 3 tane tek başına pozisyona giriyor. Diğerlerini saymıyorsun bile yani. Ya Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Hani bırak şeyi 18'i geç, kendi sahasından çıkamıyor. Orta sahaya geçemiyor. Hocanın Fatih de oynamıyor, ben de oynamıyorum. Oradaki olay o kadar fazla ofansif oynamaya ve tamamen kazanmaya odaklanılmış durumda ki biz hani o maçı çıkarken hani maçı biz kazanmayı zaten geçtik. O tarafı yok da farklı nasıl kazanırızın düşüncesiyle sahaya çıkıyorsun. Turan Hoca o zaman işte biraz daha hem bekleyerek oynamak zorundaydık açıkçası zaten ki o üstünlüğü de kuruyor oyunsal olarak baskıyı yemiştik zaten. İyi bir savunma yapalım. Rakibin önemli isimlerini önce bir durduralım ve durdurduktan sonra da hamle oyuncularıyla hedefe ulaşalım dedik. Galatasaray takımı da hakikaten tek kale başladı ve tek kale bitirdi bir maç oynadık aslında. Ama tabii bazen şans da sizin yanınızda olacak. Bazen istediklerinizin, emeğinizin karşılığını her ne kadar çok iyi oynamasanız da alabileceğiniz bir ortam oluşacak. O gün aslında öyle bir durum söz konusuydu. Pozisyon yok, bir şey yok, sadece rüştü mücadele ediyordu. Rüştüyle Galatasaray teke tek. Hatırlarsın bir Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl Trabzon'da rüştüyle Trabzon teke tek maç, Hamiyle teke tek maç yapmıştı. Burada da Galatasaray karşı rüştü teke tek maç yaptı. Rüştü zaten milli takım oyuncusu. Türkiye'nin en iyi kalecisi. O maça iyi bir motive olduğu zaman kolay gol yemeyeceğini biliyorduk. O maçta Rüştü değil de başka bir kaleci olsaydı sonuç böyle mi olurdu sorusunun cevabını bence böyle olmazdı diye verebilirim. O manada Rüştü'nün de hakkını da verelim. Elimize böyle bir fırsat geldi. Johnson, ben friki ben atacağım dedi. Bir vurdu Emre Belezoğlu'nun sırtına çarptı. Köşeyi buldu ve de dakika olarak da baktığında sonuç alabileceğim bir dakikaydı. Ve ondan sonra yine direndik. 1-0 Galatasaray'ı Ali Sami'nde yendik. Çok iyi oynadık. Kazanabileceğimiz maç. Maçı force edebileceğimiz maç, belki farklı kazanabileceğimiz maç. Bakıyorsunuz 1-0 mağlup duruma düştük. Johnson free kick, Emre'ye çarpan bir top ve gol oldu.
Allah da yardım etti yani o günü açıkçası. Johnson vurdu yaradan ısırıp. Emre de barajı bozdu o gençliğiyle herhalde, enerjisiyle. Dayanamadı. Ona çarpan top Taferel yerinden kıpırdayamadı. Ve hani biz daha top girdi mi girmedi mi anlamadan kale arkasındaki Fenerbahçe taraftarlarının gol sesi geldi. Çünkü onlar büyük ihtimal topun içeri girişini gördüler havada çünkü Taferel de ters ayakta kaldı. Johnson vurduğu zaman ilk başta Emre mi Hasan Şaş mı tam göremedik tabii. Çarptı. Taferel kontribüyede kaldı ve gol oldu. Topun çarptığı kişi Emre Belözoğlu. Yani o zaman da Fenerbahçeliydi göstermeye başlamış sağ olsun kaptanımız. Ben anlayamadım açıkçası. Yani ağlarla buluştuğunda gol olduğunu fark ettim. Çok maça gittim. Bakın 84-85'ten beri tribünlerdeyim. Her Fenerbahçe Galatasaray maçına gittim. Gitmediğim Fenerbahçe Galatasaray maçı yok. Bu gol sevinci, Johnson'ın golündeki sevinç ilk üçe girer kesinlikle. Ama mesela Emre o gün maçtan sonra soyunma odasında ben hemen karşıdan geliyorlardı. Abi bana mı çarptı dedi. Yani dedim orada da bizim televizyon vardı. Sana çarptı. Nereye çarptı? Ben hatırlamıyorum diyor. 82. dakikada bir şey oluyor. Top olmayacak şekilde Emre'ye çarpıp giriyor. Şok haldesin yani. Hani belki bu 60-65'lerde olsa onu toparlayabilme şansın var ama 82. dakikada yiyorsun. Hani santra falan filan derken birden panik başlıyor bu sefer. Bir Galatasaray şoku vardı saha içinde. Ya yok artık filan diye böyle bir şok vardı. Zaten ondan sonra biraz şey düştü. Temposu da düştü. Ona rağmen yine 3-4 tane kaçırdılar. Fenerbahçe Galatasaray tarihinin hani ilk 5'i desen kaç tane maçı var? Girecek en enteresan. Bundan 50 yıl sonra bile hatırlanacak. İlk 5'e ben maçı koyarım. Çok iyi oynamışsın. Öyle bir golle yenilmen moral motivasyonla inanılmaz alt seviyelere çekiyor. Psikolojin bozuluyor, moralin bozuluyor. O an hani futbolun bir kayıtlara geçmemiş ama hafızalarda olan bir sözü vardır. Atamayın atarlar sözü. Dedik ki herhalde bu maç böyle bitecek. Çünkü maç öyle bir gitti ki hani atamayın atarların en güzel işlediği maçlardan bir tanesi budur. O maç Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında Galatasaray niye Fenerbahçe'yi yenemiyor hikayesinin temel taşıdır o maç. Çünkü saçma sapan bir maç oldu. Yani o hakikaten bizi, aslında Fatih Hoca'nın bizi uyardığı kadar varmıştı. Çok büyük beklentiler içine girdiğimiz bir maçı da 1-0 kaybetmiş olduk. Bütün bu hikayenin başlangıç mihenk taşı o maçtır. O gün top bizi sevdi. Bizden yana olmak istedi. Ve nitekim yani tesadüfü demeyeyim ama hakikaten iyi oynayamadığımız, rakip kaleye gidemediğimiz bir maçta Johnson'un atmış olduğu golle biz kazandık.